Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'den çok ağır suçlama mı diyeyim, ithaf mı diyeyim. Fenerbahçe Süper Lig'de yer alan iki kulübe stadyumların bedelsiz şekilde tahsis edildiğini açıklayan bir paylaşımda bulunup stat için e, sürece tepkide bulundu arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü. Stad'ın e, kulübe devri adına başvuru süreçleri hakkında resmi isteden resmi açıklamalarda bulundu. Ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinin kulübe devri adına başvuru süreci hakkında uzun uzadıya bir yazı var. 1900'lerin başından itibaren maçların oynandığı kulübümüzün kuruluşu olan 1907'den itibaren de Fenerbahçe'mizin karşılaşmalarına ev sahipliği yapan yıllar içerisinde yenilenerek Türk futboluna hizmete devam eden stadımız İsmi Fenerbahçe ile özdeşleşmiş tarihi ve hikayesiyle kulübümüzün dünü ve yarınları konumundadır. 1999-2006 yılları arasında tamamen kulübümüzün öz kaynakları ve camiamızın eşsiz destekleriyle yenilenen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Çukur Spor Kompleksi bugün ülkemizde devletimizin destekleriyle yapılan modern statların ve tesisleşmenin de öncüsüdür. Bu bağlamda kurulduğu ilk günden bugüne maçların aynı yerde oynayan Egani kulüplerden olan Fenerbahçe'miz 2012 yılında stadımızın kulübümüze devri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur. Kulübümüzün bu başvurusunun yanısız kalması üzerine tarafımızdan ilgili idare Mahkemesi'nin nezdinde dava açılmış. Açılan dava Danıştay 10. Dairesi'nin 15 Şubat 2022 tarih ve bilmem ne sayılı kararıyla ile kesin olarak reddedilmiştir. Yani 2012'de başvurduk, reddedildim. Yukarıda bahsedilen dava süreci devam ederken 24.09.2020 tarihinde kulübümüz tarafında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ayrı bir başvuru yapılarak 4982 sayılı bilgi edinme kanunu çerçevesinde bugüne kadar hangi spor kulüplerine bedelsiz devir yapıldığının bildirilmesi talep edilmiş. Ancak bu talebimiz reddedilerek kulübümüze herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bunun üzerine tarafımızca bilgi edinme talebimizin reddinin hukuka aykırı olduğu talebiyle iş bu red işleminin iptali için idari dava açılmış. Ve Ankara 4. İdari Mahkemesi'nin bilmem ne sayılı, bilmem ne tarihli, 21.02.2022 tarihli kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bilgi verilmemesine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu mahkeme kararına dayanarak bilgi verme işlemi reddeden Gençlik Spor Bakanlığı'na yeniden bir başvuru yapılarak aynı konuda tekrardan bilgi talep edildi. Gelen cevap yazısında Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz şekilde tahsis sağlandığı bilgisi resmen edinilmiştir. Yani Devletin resmi kayıtlarına göre 1907'den bugüne kadar sahip olduğu tarihi hikayesi, başarılarıyla Türk sporuna eşsiz hizmetlerden, başta futbol olmak üzere 8 olimpik branşa sporcular yetiştiren, olimpiyatlarda en fazla sporcu gönderen, dünya genelinde emsali olmayan bir spor kulübü olan Fenerbahçemizin haklı başvurusu kamuoyuyla paylaşıyor Verilecek gelecek kararın tüm bu çerçevede değerlendirebilmesini, emsallerine yapılan uygulamalar doğrultusunda da bir karar verilmesini beklediğimizi vurguluyoruz. Şimdi Fenerbahçe'yi diyorlar ya hani Siyaset Fenerbahçe'yi kolluyor diye. Şu mantığa göre siyasetin Fenerbahçe'nin tam tersinde olması lazım. Yani Fenerbahçe çökmesi lazım. Şu mantığa göre. Hani yok Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli o sizi kolluyor şöyle böyle diyen birçok e, cahil var ya. Birçok cahil, birçok cahil cubara var ya. Ya arkadaş alın işte. Alın net olarak örnek ortada. Net olarak örnek ortada. İyi de hocam Fenerbahçe bedava niye istiyor ki? Ya bedava istemiyor. Diyor ki bu kulüp yani bize tahsis edildi. Zamanında bazı anlaşmalar var. Bu kulübün tapusu yani bu stadın tapusunu Fenerbahçe'ye verileceğine dair. Öncesi de var bunun. Ya Fenerbahçe hak ettiğini istiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben size araba verdim. Üstüne 200 bin lira para verdim. Karşında bana arsa verin dedim. Arabayı verdim. Parayı verdim. Siz arsayı vermiyorsunuz. Bu sıkıntı olmaz mı? Bu da benzer bir durum. İnşallah Şükrü Saraçoğlu'nun yani stadyumumuzun tapusunu tamamen alırız. Fenerbahçe'den TFF'ye dava açıklaması diyor. Fenerbahçe TFF'ye açtığı dava ile ilgili de yine bir açıklama yapıyor. Ve TFF'nin reddi hakkı talebine yönelik inceleme yapılarak istinaf incelemesinden sonra davaya devam edilecektir diyor. Yani ya yani uzun lafın kısası 3 Temmuz'dan ilgili TFF'ye bir dava açtı. 3 Temmuz mağduru olarak ve o süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle ilk duruşma 10 Mart 2022'de görüldü. TFF'nin reddi hakim talebinin incelenmesi dosyanın yetkili merceğe gönderilmesine karar verilip davada usulsüzlük falan filan inter milan diyor. Ee, yani ve gerekli inceleme yapıldı. Davanın reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verildi. Davalının yani TFF'nin bu karara karşı İstinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra dava devam edilecek. Yok şeyde bulunmayacaksa zaten sürecek diyor. Yani kulübümüzün hakları için yapılan bu tazminat sürecinin sıkı şekilde takipçisi olacağız diyor. Yani taraflarımıza duyurulur diyor. Yani Fenerbahçe iki tane açıklamada bulunuyor. Bir stadyumun tapusu. 2 3 Temmuz'la ilgili dava süreci. Yani 3 Temmuz'la ilgili dava süreci. Ki bunda sakın geri adım atmasınlar. Hani Nihat Özdemir gibi birisine falan sakın çatmasınlar. Aman ha dikkat. Yani Nihat Özdemir gibi birisine denk gelirse sonra yani ihale bize kalır. Öyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de teknik direktör olayı var. Ve teknik direktör olayına ilgili kimileri negatif şeyler söylerken kimileri pozitif şey söylüyor. Lake of Tears hanımefendi demiş ki A artı hoca ile ilgili süreç negatif bir durum bulunmuyor bu süreçte süreç devam ediyor demiş. Yani Mustafa hocanızın duyumlarını bir nevi doğrulamış. Şişman kadın tweetinin ne anlama geldiğini süreç sonunda herkes değerlendirecektir demiş. Ee, ben size bir öneride bulunayım Lake of Tears ile ilgili herkesin bir tahmini var. Fakat bir kişinin tahmini doğru. Onunkinde şu anda izliyorsunuz videosunu. Dikkat edin herkes Lake of Tears hesabının bir erkeğe ait olduğunu iddia ederken şu şahıs bir hanımefendiye hatta güzel bir hanımefendiye ait olduğunu iddia ediyordu. Hala da iddiamın arkasındayım. Selamlar olsun e, kıymetli hanımefendiye. Yani İstanbul'da e, belki bir Fenerbahçe'yle ilgili ortak bir projede bir araya gelebiliriz. Eğer benden bir hanımefendinin resmini falan paylaşacak olursam <laughs> anlarsınız Lake of diyorsun kim olduğunu ama bu açıklamada sonra imkansız. Şimdi Löv hakkında İsmail Kartal hakkında, şey Jesus hakkında birçok şey var. Birçok tweet var, birçok şu var, bu var. Yani Lövle anlaşıldı sadece pürüzler kaldı diyen adam geçenlerde şimdi bütçe konusunda anlaşılamadı diyor. Yani her şey halledildi, bütçe mi halledilmedi? Eğer biz bu adamla anlaşamadıysak sorun bütçe değildir. Değil mi yani mantık olarak bütçe değildir. Yani eğer bu haber doğruysa o da löv sözleşmeye başka maddeler koydurmak istiyordur. Ne bileyim işime karışmayın, gücüme karışmayın diye. Ki bence yani löv dediğin adam basit bir adam değil. Bunların hepsini incelemiştir. Yani futbol şubesini Ali Koç'un etkisini bitirecek işlerdir en fazla. İşime karışmayın diye. Hani oyuncularla toplantı yapmayın falan gibisinden. Ya da oyuncular spor medyasıyla konuşursa ceza kesebilirim gibisinden. Ya da sözleşme fesih talebi yüksektir. Mantık olarak değil mi? Yani Ali Koç eğer bizim bildiğimiz Ali Koç'ta bunlara izin vermez. Şimdi Ali Koç'un bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye'de 3-4 hafta iyi oynayınca bu hoca kalsın ne gerek var deniliyor. Mehmet Yıldız'ın yeni namaz kitabı çıktı. Allah'la konuşturan namaz sizlerle. Ee, diyorlar ki ya yani Ali Koç'un kendisi. Türkiye'de 3-4 hafta iyi oynayınca bu hoca kalsın. Ne gerek var deniliyor ama biz bu sefer turnayı gözünden vuracağız. Görüştüğümüz isimler dünya çapında. Yani Ali Koç böyle söylediydi. 3-4 hafta iyi oynayınca bu hoca kalsın diyorlar ama biz bu sefer turnayı gözünden vuracağız. Görüştüğümüz isimler dünya çapında dedi. Doğru. Şimdi bakın. Selahattin Kınalı'nın bir açıklaması var. Kendisini hiç sevmem. Sevmeme sebebim de e, bazı konuşmalarının sanki bir, birilerine destek olurcasına hani ülkemizde yer almayan birilerine destek olurcasına şekilde olması. Demiş ki Pep Guardiola'nın İsmail Kartal'dan iyi bir futbolculuk geçmişi yok. Teknik direktör olarak Belki İsmail Hoca daha iyi çalıştırıyor takımı. Guardiola'dan daha iyi çalıştırıyordur. Biz bilemeyiz demiş. Tamamen cahil cesaretiyle söylenilmiş boş beleş bir söz. Yani İsmail Kartal'ın Guardiola'dan daha iyi çalıştırıp çalıştırdığını iddia ediyor. Şimdi dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı hepsi İsmail Kartal kalsın istiyor. Niye acaba? Hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Onur Tuğrul, sevgili Onur Tuğrul da bir açıklamada bulmuş mesela. Diyor ki, Onur Tuğrul, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yetkililerle konuştuğumda İsmail Kartal keşke kalsa diyorlar. İsmail Kartal'la baş edebileceklerini düşünüyorlar. Ha, mevzuyu şimdi çaktınız mı? Ne gerek var para harcamaya diyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim. Allah herkese nasip etsin. Bende bir Peugeot 307 var araç. Tabii ki de rahat, konforlu, az yakan bir araç yani inanılır gibi değil. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani onların zekatı benimkinin yaktığından aynı. Ama gönül ister ki bir 3008'e bineyim. Hatta gönül ister ki 2021 2022 modeline falan bineyim. Yani bir story atayım. İşte sizlerin tıklamalarıyla 3008 aldık falan filan ki imkanı yok. Siz bu tıklamalarla yaparsanız 2576 yılında anca alabiliyorum. Ha bir video böyle viral mi diyorlar? Çünkü yanlış bir şey de olmasın da bazı sözler küfürlü oluyor. Hani böyle bir video tutacak. 1 milyon, 2 milyon falan izlenecek. Tabii güzel bir video olacak. Kanal abonesi falan artacak. 2 milyon kişi izlerken işte sonuna kadar izleyecekler. Herkese 10'ar er tane video denk gelmiş olacak. Otomatikman 20 milyon reklam izlemesi olacak. Tanesi, bin tanesi dur hesaplayalım. <laughs> 20 milyon, e, sondaki 3 sıfırını sil, e, 5 de çarp, 20.000'i 20 5'ten çarpsan 100.000 mi yapıyor? 100.000, hadi bir e, 3 katını çarpsan 300.000, 400.000 falan. Benim eldekinde satınca hemen hemen bir tane alabiliyoruz. Yani ortalama bir bin tane reklam izlemesi falan 5 lirayla 10 lira falan Öyle, o kadar çok bir şey değil ha. Ya 5.000 kişi video izliyor, ulan ne para kırmıştır falan o kadar yok. Siz sorabilirsiniz de kendiniz de bakabilirsiniz. Şimdi ben istemez miyim 3008'e bineyim? Arkadaşlar mı şunu dese? Ya hocam 3307 işine yarıyor yeter. Ya bagajı küçük sığmıyoruz. Tamam yakıtı makıtı çok güzel ama yani imkan var ki mesela izlendi video 2 milyon izlendi, 3 milyon izlendi. İmkan varken niye almayayım dersiniz de hani ulan evim var şükür hani çok şükür eksiğim gediğim yok ulan bir de arabayı güzel yapayım. Uzun yıllar bineyim bu arabaya dersiniz. Aynı mantık. Fenerbahçe açısından İsmail Kartal eşittir Peugeot 307. Löv eşittir 3008. Yani bagajlı küçük arabayla siz bir şeyler hani ne bileyim e, lüks bir restorana girmek istiyorsunuz. Herkes şöyle bakar. Lan bu fakir nereden geldi? Normal fakir dedi. Fak fakir diye. 3008'e girdiği zaman buyurun efendim hoş geldiniz. Ne arzu etmiştiniz? Masamız e, herhangi bir yer tercihiniz yoksa cam kenarda masamız boş gibisinden bir şey yapar. İşte Fenerbahçe için bence Yoahim Löw 3008'dir. Bence 3008'e binmeliyiz. Onu da söyleyeyim. Ha sezon sonuna kadar niye kalmalıyız? Financial Fair Play. Şimdi bugün yine Rudi Galetti'nin Sky Sports'tan bir haberi var. Yoahim Löw Fenerbahçe'den 30 milyon euro transfer bütçesi istediği için görüşmeler tıkandı diyor. Bizimkiler böyle çeviriyor. Arkadaşlar böyle bir çeviri yok. Yani bu ahlaklı bir çeviri değil. Böyle bir şey demiyor adam. Adam bak diyor ki yani benim yarım yamalak bildiğim İngilizce ile Fenerbahçe ile Löv arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ve sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaşıldı diyor. Yani büyük ölçüde iki tarafın istekleri de birbirine bağdaşıyor. Uyumlu. Uyuyor birbirine. Ancak bir sorun var, yani bir konu var konuşulması gereken. Menajer, Löf yeni bir kadro oluşturmak istiyor. Yani yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor. Ve e, bu yapılanma için belirlediği isimleri almak adına 30 milyon euroluk bir harcama yapmak istiyor. Eminim ki bu 30 milyon euro konusunda anlaşmak kolay olmayacak demiş. Ben de şunu söyleyeyim. Rossi'yi 5,5 milyon euroya aldın. Yarın 12,5 milyon euroya satarsan kaç karın var? Kaç karım var? 7 milyon. Yani 7 milyon euro karım var. Hayırlı olsun. 7, 7'si çıktı. Allah yarın belki zorunlu opsiyonu vardır. 5, 5 de o diyelim. 12 çıktı. Ozan için belki de opsiyon zorunludur. 7 de oradan gelse 19'un çıktı. Ya yani 19'un çıktı. Lan samattası eciydi, cücüydü. Ecikim bücigim, cücigim diye saysan zaten 30 çıkıyor. Bu madde çok salakça geliyor bana. Bak şunu da söyleyeyim. Sen Löv'e 30 milyon euro harca. Sana o 60-70 artı şampiyonluk olarak geri döner. Yani 30 milyon euroyu harcarsın. Şampiyonluk artı 60-70 milyon euro olarak geri döner. 2020-2021 sezonunda. Yaz döneminde 20 milyon euro. Devre arasında İrfancan Can kahveciye yaklaşık 10 milyon euro. Toplam 30 milyon euro harcandı. Haberiniz var mı? Sonuç? Yine hüsran. Yani Löv için Oralara çıkamıyorsan zaten lobi istemeni biliyorsun. Altay'ı bir aldın 15 konuşuyorsun. Kimi 3'e aldın 25 konuşuyorsun. Salah'ı 2'ye aldın 20 konuşuyorsun. Sen daha ne konuşuyorsun? Ya bu adam yani bahsettiğimiz adam biraz da scouting becerisi varsa. Ha şunu da söyleyeyim. Yönetimle azıcık kafa varsa 3-4 tane güzel takviye yapar. A klas bir hoca alır. Ki Löv'ü alır. 3-4 takviye 30 milyon euroyu gerekirse harcar. Şampiyonlar Ligi önelemesine gidebiliyorsa gider. Orada iyi işler yapıp gruba kalabilirse zaten Vallahi ekmek kadayıfı. Ligde iyi işler yapıp şampiyon olursam ne ala. Ya Altay kim? Atilla belki. Osayi, Ferdi. Bak geri dörtlüğü çıkarttın kaleci de dahil. Hatta Serdar Aziz. Geri dörtlüğü artı yedek. Emir Ortakaya. Az bir bu futbolcu. E Crespo. Hatta geri altılıyı çıkarttın. İrfan hadi 8'e de onu montet. et. Geri yedi. Arda Güler'i de monte et. Geri sekiz. Yani takımda sekiz tane adamın senin banko gibi bir şey. Ve Löv'ün tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Berişe kalsın diyor Löv. Gerçi o da vazgeçmek üzere. Berişe konusunda hani eğer sadece kiralıksa diye. Mesela Rossi kalırsa anlatabiliyor muyum? Mert Hakan Yandaş misal. Ya dayı, Allah yarar. Hatta Pelkası, Valencia'yı Ozan'ı Ozan'ı gönder gitsin. Bakın şöyle bir olay var. Ön hattını düzeltmediği müddetçe hangi hoca gelirse gelsin sıkıntı. 2020-2021 sezonunda Abu Bakar 26 maçta 20 gollük katkısı var. 15 gol 5 asist. Gezzal 31 maçta 25 gollük katkı var. Yani 8 gol 17 asist. Bak birinden 20 diğerinden 25 gollük katkı var. Şimdi bak 20-25 Larin'den 38 maçta 19 gol 6 asist. 25 gollük katkı var. Yani toplam 70 gollük katkı var. Hocam o ona asist yapmıştır. ona pas vermiştir. Geç ona. 70 gol. Bu sezon daha tamamlanmamış sezondan bahsediyorum. Trabzonspor'da Cornelius 31 maç 17 gol katkısı. Vakayeme 26 maç 21 gol katkısı. 38. Ha bu buna sakatlanana kadar ki Cervinho e, gol orucuna girene kadar ki bakazetası falan eklersen aşağı yukarı bu da 70'i bulur. Aşağı yukarı. ya yani 60 60 rahat bulur. İşte Visca, Abdülkadir Ömür, Canini, hani e, Cervinho, Bakazetas belki dahil etsen. Dediğim gibi hani hepsini bir futbolcu sayacak düzeyde. Bir 50 gol. Fenerbahçe'ye bakın. Yani mevcut ön oyunculara bakın. 3 tane futbolcu seçin kaç ka şey var katkısı var. Çok kısır. Ha hocam Fenerbahçe'de gol yükünü çok kişi. Ya arkadaş geçin onu. Fenerbahçe'nin hücum hattını düzeltmesi lazım. En az bir tane hocanın sistemine uygun A klas forvet. En az bir tane skorer kanat oyuncusu. Olmazsa olmaz. Yani bunlar şart. Tabi her şeyden önce hoca. Transfer ikinci plan falan filan deniliyor ama her şeyden önce hoca. Şimdi bunlardan ziyade ben size bir soru soracağım. Ben size çok ciddi bir soru soracağım. Leipzig'in 24 yaşında Fransız golcüsü. Chris Topper Enkunku Atalanta deplasmanda attığı golle bu sezon 29 gole ulaştı. Enkunku oynadığı son 12 deplasman maçında 12-13 gol attı. Piyasa değeri ne kadardır? Tahmini söyleyeyim. 60 vardır değil mi? 65 milyon euro. Yaş 24, 65 milyon euro. Bu arada 10 numara ha. Forvet değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. 10 numara Demokratik Kongolu. 13 milyon euroya Paris Saint Germain'den 2019'da aldılar. Paris Saint Germain'in altyapısından çıktı. Elemanın totalinden bahsediyorum. 43 maç, 30 gol, 18 asist. 3505 dakika. Yani 48 gol katkısı. Kaça satarlar? En az 50. 60, 70, 80, 100. Sörlot diye bir eleman aldılar. Bak Aradaki farktan bahsediyorum. 13'e 10 aldılar. Sherlock diye bir eleman aldılar. Forvet'e. Sherlock'u Forvet'e aldılar. Kaça? 20'ye aldılar. Ve Sherlock'un Almanya'daki performansı tırt. İspanya'ya gitti. 37 maç. 6 gol, 1 asist. 1645 dakika. Bakın işte ligimizdekini kalburüstü olayları anlayın. Yani ligimize kalbur üstü bir oyuncu al. Hani 60-65'lik almana gerek yok. Şörlot'un Charlotte'u alabilsen, becerebilsen ne hala. Bak şimdi e, Giresun'da da Mamadou Diarra, şey Mamadou Diarra mı? Aynen. 24 yaşındaki Senegalli oyuncu alacakları ödenmemesi gerekçe gösterip tekrar alıp sözleşmesini feshetmiş. Bu tek sözden takımın vazgeçilmezlerinden de mesela bak. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Ha bunu alalım diye demiyorum ama yanlış anlamayın. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Bakın ligimizdeki kalbur üstünden bahsediyorum. Yani 1-1.5'a bir, bir forvet alıp da biz bunu 60-70 bekleyeceksek sıkıntı. Sıkıntı. Bakın Fenerbahçe kadrosu Avrupa'da başarı elde eder etmez. Barcelona'yı eledi mesela Galatasaray. Değil mi? Yok hocam Barcelona Galatasaray. Hayır Galatasaray Barcelona'yı eledi. Ve sosyal medyadaki trolllerden öyle gördüm. Fenerbahçe Frankfurt'a yenişemedi ama delik deşik etti. Hocam Frankfurt köy takımı. Değil mi? Fenerbahçe Frankfurt'u sahasında ezdi. Berabere kaldı. Türk medyası köy takımını yenemediniz oldu. Barcelona Galatasaray'ı eledi. Türk medyası işte dünya devinin evinde berabere kalıp elendik dedi ki bu Barcelona daha köy takımı. Frankfurt dün Barcelona'yı 3 golle eledi. Türk medyası 3 maymun. Yani Barcelona'yı eleyip yarı finale çıktı. Ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik alan takım 2 beraberliğini Fenerbahçe'den aldı. Yani Fenerbahçe'yi yenemedi. Demek ki bu takımın iskeletinde bir şey var. Bu takımın iskeletinde bir özellik var ve bu özellik bakalım ne olacak. Hocam Valencia A klas forvet değil midir? Değildir. Valencia sakatlandı, gitti, geldi, futbolu unuttum. Ben size şunu söyleyeyim. Birçok takım var şey Valencia'yı istiyor. Ekvator'dan isteyenler var, ABD'den isteyenler var. İnşallah 3 3.5 4 bandına bir para getirerek gider inşallah. Yani inşallah onu söyleyeyim. Şimdi e, Vedat Muriç'i, onu konuşacaktım. Forvet konusunda. Vedat Muriç'i. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bir de Luis Suarez. ikisinin hakkında konuşma yapacağım. Şimdi Luis Suarez 35 yaşında. Biliyorsunuz benim hayalim olan futbolculardan bir tanesidir. Fenerbahçe'ye gelse mahveder, perişan eder rakiplerim. Luis Suarez 35 yaşında. Bir kardeşimiz yazmış yıllık 5 milyon eurodan 2 artı 1 e, sözleşmeyi kabul eder misiniz diye. Biz bunu edemeyiz. Şartlarımız da etmez. Ancak yıllık 2 milyon eurodan 2 artı 1'i kabul edebiliriz. Hocam Luis Suarez kabul etmez. Etmezse gelmez. Vedat Muriç'i. Şimdi ben Vedat'la ilgili bir soru soracağım. Vedat Muriç'i 5 milyon euro bonserviste alsak ister misiniz? Hocam vermezdir. Ben size soruyorum. Vedat Muriçi'yi 5 milyon euro bedelle almak ister misiniz? Yani almak ister misiniz? 5 milyon euro sadece bonservis bedeli. Hocam kim istedim? Umut Bozok. Bugün Turgay Demir şey demiş işte. Fenerbahçeye Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım o Galatasaraylı Fenerbahçe'de demiş. Umut Bozok isminden bahsediyor. Vallahi bugün herkes umut bozgun Fenerbahçe'ye geldiğini söylüyor ama bakalım 5 gün sonra herkes nasıl şey yapacak şek şekilden şekle girecek. Hadi diyelim becerdik. Vedat'ı kiraladık, satın alma opsiyonlu. Sezon sonunda 5 milyon euro alma opsiyonu. Luis Suarez'i direkt getirdim, 2. Serdar Dursun'a 2-3 falan teklif varmış. Bilginiz olsun. Yani bu şartlarda satar mıyız? Zannetmiyorum ama eğer bu isimler gelirse neden olmasın? Hadi ya 2-3 milyon euroya Serdar Dursun'u sattın diyelim. Yaptın diyelim. 2, 3, 3 milyon euroya Serdar Dursun'u sattın diyelim. 3'e de Valencia'yı sat. 6. Berişan'ın opsiyonu yok gibi düşünün. Geldiği gibi ücretsiz şekilde geri gidecek düşünün. 6 milyon euro cebinde var. Umut Bozok için 3,5 milyon euro artı sonraki satıştan %30 diye anlaştın. Vedat Muriçi'yi de ücretsiz kiralama ya da 1,5 kiralama. 3,5, 1,5 da oraya 5 gitti. 1 cebimizden. Bir buçuk kiralama beşli opsiyona satın aldım. Suarez de ücretsiz getirdim. Yani Luis Suarez, Vedat Muruç, Umut Bozok üçlü forvet attım var. Yeter mi? Hocam bir şey söyleyeceğiz de Ramazan ayındayız. Yani. Evet. Yeter mi? Bence yeterli Arda. Ha işte Fenerbahçe'nin bunu sağlaması lazım. Ya Arda Güler gibi bir adam var. Bugün taraftarımızın bir kısmına sonra 100 milyon euro de satmayın hocam diyorlar. 100 milyon euroya. Böyle bir elemanın var. Senin elinde böyle bir elemanın var. Senin elinde altın var. Altın. Altın bilezik var. Ama senin derdin ne? Başka şeyler. Ben bugün itibariyle diyorum ki bu kadar kişinin İsmail Kartal'ı istemesi hayır alamet değil. Dedikleri gibi baş ederiz diyorlar. <laughs> Yanlış. Vedat Muriçi konusunda herkese hodri meydan. Bir buçuk kiralama, beş satın alma opsiyonuyla gelirse kimse şaşırmasın. Bak Normal şartlarda Vedat Muriçi'yi reddeden, yalanlayan ben bu sefer piyasaya çıktım. Bu sefer piyasaya çıktım. Bir buçuk kiralama 5 beşte satın alma opsiyonu. Toplam altı buçuk milyon euroya. Bak Vedat Muriçi hakkında diyorum. Hodri meydan herkese. Hatta diyorum ki Vedat Muriçi Fenerbahçe'ye. Yani ilk kez ben söylüyorum. Vedat Muriçi ve Muriçi ve Luis Suarez Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'de demeyin. Fenerbahçe'de dersem olmaz. Umut yani Umut Bozok da sosyal medya. Ha ben Luis Suarez'in olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü bir şey olur kaçırırız. Ama Löv gibi bir adamı getirsen. Vedat Muriçi, Luis Suarez, Umut Bozok. Ya da Umut Bozok'u beceremesen bile Vedat Muriçi, Luis Suarez, Serdar Dursun. Bence yeter de artar. Bence lig için yeter de artar. Bence lig için yeter de artar. Anlatabiliyor muyum? Vedat konusundaki duyumu unutmayın. Bunu bir tarafa yazın. Dediğim gibi hiç kimse yani birçok arkadaşımız şeyi istemiyor. Lövü istemiyor. Yani şimdi şunu da düşünün. Siz Galatasaray'la Beşiktaş'ta olsanız Allah göstermesin. Ya da başka takımda olsanız Allah göstermesin. Fenerbahçe'nin başında Lövü mü istersiniz İsmail Kartal'ı mı? Değil mi? Burada İsmail Kartal'ın kişiliğine, teknik direktörlüğüne şuna buna bir laf söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekleri konuşuyorum sadece. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracağım duyumlar bu kadar. Lütfen kanalımızın devamı için kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bu kanal hepimizin kanalı. Sizlerin destekleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Bir beğeni bile bizim çok işimize geliyor. Görüşmek üzere.